bunlar yanına koyun yasakları yanına koyun yoksulluğu görülmüyor mu bazen isyan ediyorsunuz değil mi nasıl oluyor hala diye görülüyor ee, seçimde şu görmüştük AKP'nin oyu eriyordu ama Erdoğan'ın oyu duruyordu bu durumda değişmeye başlamış. Gazete Pencere'de Nuray Babacan bugün bir kulis yazısı yazmış ve yazısı da kendi gözlemlerine dayanmıyor bakın. SETA'nın yani bir iktidar kuruluşu olan SETA'nın iktidara sunduğu raporlara dayanıyor. Bakın Nuray Babacan diyor ki Erdoğan'ın artık zırhı yok. AKP'nin düşünce kuruluşu olarak çalışan bürokrasi atamalar ve tüm görevlendirmelerde basamak olarak kullanılan SETA aylar süren araştırmasını tamamladı. Raporun başlıkları arasında en önemli konulardan birini adalet duygusunun zedelenmesi oluşturdu. Sadece mahkemeler ve yargı açısından değil tüm alanlarda adalet duygusunun zedelendiğine vurgu yapan rapora göre bürokraside, kamudaki faaliyetlerde, işe alımlarda adalet duygusu ortadan kalktı. Başarılı olanların liyakat sahiplerinin hak ettikleri yere gelememesi... Partiye yakın avantajlı gruplar yaratılmasının ciddi sakıncaları ortaya çıktı. Halkın hayatını doğrudan etkileyen diğer değerlendirmede ekonomik kriz oldu. Enflasyon, hayat pahalılığı, emekli ve dar gelirlilerin durumu, gelir dağılımındaki adaletsizlik bunun toplum kesimlerinin partiden uzaklaşması sonucunu doğurduğu ve sonuçların yerel seçimde görüldüğü belirtildi. Bütün bunların sonucu olarak yapılan en önemli saptama artık bu toplum psikolojisinin Erdoğan'ın dokunulmazlığını ortadan kaldırdığı yönünde olumsuz koşullardan sadece parti ve parti yönetimini sorumlu tutma duygusunun ortadan kalktığı artık Erdoğan'ın da sonuçlardan sorumlu tutulduğu ortaya çıktı. Tüm bu analizlerin neyi değiştireceğini hep beraber göreceğiz demiş Nuray Babacan. Aslında son dönemdeki anketler de bunu teyit eder nitelikte. Çünkü Erdoğan'dan gitmediği sürece CHP'nin o birinci parti olma konumunu sürdürmesi ve üzerine oyunu artırması zaten mümkün. Olmazdı ama CHP'den beklenti büyük. Artık CHP'den beklentiler bir muhalefet partisinden değil birinci partiden beklentiler olduğu için çok daha ağır sorumluluğu var partinin. Tüzük kurultayıyla da bu sorumluluğun bir kısmını yerine getirmeyi planlıyor CHP en azından parti içi demokrasiyi tesis ederek.